Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 2024-2025 yeni müfredata uygun 9. sınıf kimya derslerimiz başlıyor. Bu dersimizde birinci tema olan etkileşim temasının birinci ünitesi olan kimya hayattır ünitesini işleyeceğiz. Kimya hayattır ünitesini toplamda iki videoda inceleyeceğiz. Bu videoda ilk iki konu başlığı olan günlük hayatta kimya ve kimyanın alt disiplinlerini inceleyeceğiz diyelim. 9. sınıf öğrencilerimize de şimdiden hayırlı olsun. Umarım Umarım güzel bir lise hayatı geçirirsiniz. Umarım kendinizi geliştirdiğiniz, genel kültürünüzü arttırdığınız, iyi arkadaşlıklar kurduğunuz ve istediğiniz üniversiteye doğru yürüdüğünüz bir lise hayatınız olur diyelim ve bu dileklerle ilk dersimize başlayalım. Birinci temanın ismi etkileşim teması ve etkileşim temasında toplam iki tane ünite var. Birinci ünite... Kimya hayat ünitesi. Gerçi ünite olarak geçmiyor ama üniteyi kullanmakta herhangi bir sorun yok. Birinci ünite kimya hayat ünitesi. Burada dört tane alt başlık var. Bunlar günlük hayatta kimya, kimyanın alt disiplinleri, kimya alanında kariyer olanakları, kimyasal maddelerin kullanımı, güvenlik, laboratuvar güvenlik kuralları ve temel güvenlik uyarı işaretleri olarak gidiyor. Biz bu dersimizde günlük hayatta kimya ve kimyanın alt disiplinlerini inceleyeceğiz. Bu iki konuyu bu dersimizde bitireceğiz. Diğer iki konuyu da bir sonraki hafta önümüzdeki cumartesi günkü videoda işleyeceğiz. Yani üçüncü ve dördüncü konular için bir videomuz bir dersimiz daha olacak. Bu derste birinci ve ikinci konuyu işleyeceğiz. Birinci başlığımız günlük hayatta kimya ile başlayalım. Zaten ünitemizin adı kimya hayattır. Gerçekten de kimya hayatımızın bütün bir alanı kaplıyor. Sabah uyandığımızda elimizi yüzümüzü yıkadığımız su ve kullandığımız sıvı sabun kimya ile ilgilidir. Giydiğimiz kıyafetler kimya ile ilgilidir. İşte kahvaltıda, öğle yemeğinde yediğimiz besinler veya içtiğimiz içecekler. Bu içeceklerin kapları kimya ile ilgilidir. İşte dişlerimizi fırçalarken kullandığımız diş macunu bu kimya ile ilgilidir veya hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar kimya ile ilgilidir. Temizlikte kullandığımız maddeler, temizlikte kullandığımız asidik, bazik maddeler kimya ile ilgilidir gibi günlük hayatımızın birçok alanında kimya karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kimyayı bilmek günlük hayatımızı da çok fazla gerçekten kolaylaştırıyor. Şu örnekle başlayalım. Diyelim ki bir kamp kurduk, bir kamp arazisine gittik, bir çadır kurduk ve kamp yapacağız. Kamp yaparken bizim bir ateşe ihtiyacımız var. Örneğin pişirme için ateşe ihtiyacımız var veya ısınma için ateşe ihtiyacımız var. Aynı zamanda temiz suya da ihtiyacımız var. Bunları kimyayı kullanarak yapabiliriz. Örneğin yanımızda bulunan kolonya veya aseton veya yağ maddelerini kullanarak Ateş yakabiliriz veya dudak kremi kullanarak da örneğin bu örnekte dudak kremi kullanarak da ateş yakabiliriz. Aynı zamanda bu maddeleri kullanarak ateşin daha uzun süre yanmasını da sağlayabiliriz. Yine temiz suya ihtiyacımız var, suyu arıtmak istiyoruz, bir su filtresi yapmak istiyoruz. Yine bunu kimyayı kullanarak yapabiliriz. Tabii şunu da söyleyelim, güvenli su için, temiz su için en uygun yöntem suyu kaynatmaktır. Bir ateş yakıp suyu kaynatarak temiz su elde edebiliriz. Ya da şu şekilde gördüğünüz gibi bir su filtresi de yapabiliriz. Örneğin bir pet şişeyi bu şekilde kesip buraya bir kumaş parçası yerleştiririz. Kumaş parçasının üzerine kum ilave ederiz. Arasına odun kömürü üzerine de bir çakıl koyduğumuz zaman üzerine su döktüğümüz zaman örneğin kirli su döktüğümüz zaman kirli su burada buradan aşağı doğru filtrelenerek temiz bir şekilde aşağıya dolacaktır. Bu şekilde basit imkanlarla temiz su elde edebiliriz. Yani boş bir pet şişe, çakıl, kum, odun kömürü, kumaş parçası yerleştirerek basit bir su filtresi yapabiliriz ve temiz su elde edebiliriz. Devam edelim. Tabi burada kimya dersinin tanımını da yapmamız gerekiyor. Daha önce ortaokulda kimya, fizik, biyoloji diye bir ders görmüyordunuz. Fen bilimleri dersi görüyordunuz ya da fen bilgisi dersi görüyordunuz. Şimdi artık fen bilgisi dersi fizik, kimya, biyoloji olarak 3 ana dala ayrılıyor. Lise hayatınız boyunca fizik, kimya, biyoloji olarak göreceksiniz. Kimya burada madde ve maddeler arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır. Yani madde ile ilgili tüm özellikleri kimya inceler. Madde nedir? Kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir. Kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir. Dolayısıyla kimya maddenin yapısını, maddeler arası etkileşimleri, maddenin özellikleri ve maddeden meydana gelen tüm değişimleri inceleyen bilim dalıdır ve günlük hayatta kimyayı çok yaygın olarak kullanıyoruz. Örneğin, el yüz temizlemede kullanılan su ve sıvı sabun kimya ile ilgilidir. Veya hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar kimya ile ilgilidir. Plastik atık sorununun giderilmesi de yine kimya ile ilgilidir. Bilgisayarlarda kullandığımız çip üretiminde kullanılan silisyum kimya ile ilgilidir. Bu ve buna benzer çok fazla örnek verilebilir. Bu örneklerin tamamı kimyasal maddeleri içerir. Dolayısıyla kimya insan hayatıyla derin bir etkileşim içindedir. Peki devam edelim. Bunu bir giriş olarak düşünün. Şimdi esas konulara burada gelmiş oluyoruz. Günlük hayatta yaygın olarak kullandığımız bazı maddelerin kullanım alanları, bu maddelerin pH değerleri 7'den büyük mü, küçük mü, yani bunlar asit mi, baz mı, aynı zamanda su ilavesi sonrası bu maddelerin pH artar mı, azalır mı, bunlara bakacağız. Burada limon tuzu, çamaşır suyu, sıvı sabun, gazlı içecekler gibi günlük hayatta çok fazla kullandığımız, yaygın olarak kullandığımız maddelere bakacağız. Limon tuzu ile başlayalım. Tabii limon tuzu limondan elde edilir ve limon ekşidir ve tadı ekşi olan maddeler genellikle asidik karakterdedir, asittir. Tadı acı olan maddeler ise bazik karakterdedir diyebiliriz. Tabi bu en basit tanım. Yani asit bazlar için yapılmış en basit tanım budur. Yani tadı ekşi olanlar asit, tadı acı olanlar bazdır. En basit tanımdır. Ancak biraz daha ileri seviye bir tanım yapmak istersek şöyle diyebiliriz. Suya atıldığında H artı yani hidrojen artı iyonunu veren maddeler asittir. OH eksi yani hidroksit iyonunu veren maddeler bazdır. Örneğin HCl hidroklorik asit suya atıldığı zaman suda H artı iyonunu verir. Bu iyonu verdiği için HCl maddesi asit özelliği gösterir. Örneğin NaOH yani sodyum hidroksit maddesi suya atıldığı zaman OH eksi iyonunu verir. OH eksi iyonunu verdiği için bu madde baz olarak tanımlanır. Tabi aynı zamanda HCl H artı iyonu verdiği gibi Cl eksi iyonu da verir. NaOH da Na artı iyonu da verir. Yani suya atıldığı zaman H iyonu veren maddeler asittir. Suya atıldığı zaman OH eksi yani hidroksit iyonu veren maddeler ise bazdır. Şu an bu şekilde moleküler düzeyde incelemiyoruz. Sadece bunu görmüş olun. Sileyim burayı hatta silelim. Moleküler düzeyde değil de sadece günlük hayat bilgilerinden asit mi baz mı bunu ifade edeceğiz. Ve şunu da söyleyeyim asitlerin pH değerleri pH değerleri 7'den küçüktür. Bazların pH değeri ise 7'den büyüktür pH hidrojenin gücü demektir. Power of hidrojen ve bir maddenin asitlik bazlığını belirler. 0 ile 14 arasında bir ölçektir. pH değeri 7'den küçükse bu asittir. Örneğin pH'ı 0, 1, 2, 2.5, 3.1 gibi değerler yani 7'ye kadar olan değerler asittir. pH değeri 7'den büyükse bazdır. pH değeri tam 7 ise eğer o da nötr bir maddedir. Şimdi limon tadı ekşidir ve asidik bir maddedir. Dolayısıyla pH değeri 7'den küçüktür ve limon tuzunu biz günlük hayatta nerelerde kullanıyoruz ya da nerelerde kullanabiliriz? Kireç çözücü olarak kullanabiliriz. Ne demek kireç çözücü olarak kullanmak? Şimdi kireç kireç bazik bir maddedir. Kireç bazik bir maddedir. Dolayısıyla kireç bazik bir madde olduğu için kireci çözebilmek için asidik bir madde kullanmam gerekir. Çünkü asitle baz tepkimeye girer. Asitle baz bir araya gelirse tepkimeye girer tuz ve su oluşur. Dolayısıyla ortamdaki baz giderilmiş olur. Bu sebeple limon tuzu asidik olduğu için kireç çözücü olarak kullanabiliriz. Diğer tüm asitlerde de olabileceği gibi. Yani asit gördüğünüz zaman onu kireç çözücü olarak kullanabiliriz diyebilirsiniz. Kireç çözücü olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda limon tuzunu yiyecek ve içeceklerde de kullanıyoruz. Örneğin işte salatalara limon sıkıyoruz veya limonata yapıyoruz. Dolayısıyla yiyecek içeceklerde de limon tuzu kullanılır ve aynı zamanda yine limon tuzunu bazik bölgelerin özellikle temizliği için genel temizlikte de kullanabiliriz. Örneğin yine çaydanlıkların dibi mesela bazen böyle beyaz tortular oluşur. Bunun sebebi yine bazik maddelerdir. Veya kettle kullanıyorsanız ya da çaydanlıkların dibinde böyle beyaz tortular oluşur. Oraya limon tuzu döktüğünüz zaman ve suyla kaynattığınız zaman o bazın giderildiğini göreceksiniz. Yani oradaki beyaz tortunun gittiğini göreceksiniz. Kireç çözücü anlamında genel temizlikte de limon tuzu kullanılır. Ve pH değeri de 7'den küçük olduğunu zaten söylemiştik. Bir de şu soruya cevap vereceğiz hepsinde. Su ilavesi sonrası pH değeri 7'den küçüktü ya artar mı daha mı azalır? Bakın tüm bu sorulara şöyle cevap vereceğiz. Şimdi şunu bilelim ki saf suyun pH değeri 7'dir. pH değeri 7. Şimdi asidik bir maddenin pH değeri ise 7'den küçüktür. pH değeri 7'den küçüktür. Örneğin diyelim ki bu limon tuzunun pH değeri 3 olsun. Suyun pH değeri de zaten 7. pH değeri 3 olan bir maddeye pH değeri 7 olan suyu ilave ettiğiniz zaman Yeni pH değeri 3 ile 7 arasında bir değer olur. Yani 3'ten büyüktür, 7'den de küçüktür. Örneğin su ilave miktarınıza göre 3'de artık 3 artık 3.4 olabilir veya 3.5 olabilir veya 5 olabilir, 6 olabilir. Yani 6,99'a kadar gidebilir. Yani 7 hariç 7'nin altındaki tüm değerler olabilir. Çünkü hala da içeride asit var. Ne kadar su ilave ederseniz edin içerisinde asidik var. Yani asidik bir çözelti olmaya devam ediyor siz su ilave etseniz de. Ama gitgide asitliği azalıyor. pH 7 olan su ilave ediyorsunuz çünkü. Dolayısıyla pH 7'den küçük pH 7 olan bir maddeyi karıştırıyorsunuz. Burada aritmetik ortalama gibi de düşünebilirsiniz. 3 ile 7 arasında mesela 5 gibi bir değer olabilir. Su ilavenize göre olabilir gibi. Dolayısıyla pH değeri 3'ten 7'ye doğru gidiyor. Dolayısıyla ne oluyor pH değeri artıyor artar. Su ilavesi sonrası limon tuzunun pH'leri o zaman ne olur? Artar. Çamaşır suyu. Çamaşır suyunu temizlikte kullanıyoruz. Marketlerde bu şekildedir ya da ince uzun şekillerde de görebilirsiniz. Bazen çok yeşil renkte olur. Bazen beyaz renkte olur. Yani markaların çıkarttığı şekillere göre aslında kaplara göre ama genellikle bu şekildedir. Çamaşır suyu temizlikte kullanılır. Genel temizlikte kullanılır ve dezenfektan olarak çamaşır suyu kullanılır. Peki dezenfektan ne? Dezenfektan yüzeylerde oluşan mikropların kimyasallar kullanarak yok edilmesidir. Yüzey evlerde mesela yüzeylerde diyelim ki mikroplar var. E çamaşır suyuyla oraları temizlediğimiz zaman dezenfekte etmiş oluruz. Yani yaptığımız işleme dezenfeksiyon işlemi, kullandığımız kimyasallara da dezenfektan denir. Dolayısıyla çamaşır suyu etkili bir dezenfektandır ve genel temizlikte kullanılır. Şimdi çamaşır suyun içerisinde etken madde bazik bir madde olan sodyum hipoklorittir. Na o, -C -L'dir. Moleküler yapıları da yazıyorum ki göz aşinalı olsun. Yoksa moleküler yapıların burada öğretilmesi istenmiyor. Sadece günlük hayatta kullanılan kimyasal maddeleri burada tanıyoruz. NaOC ile yani sodyum hipoklorit çamaşır suyunda kullanılan etken maddedir ve bu kuvvetli bir bazdır. Çamaşır suyu kuvvetli bir bazdır. Dolayısıyla pH değeri 7'den büyüktür. pH değeri 7'den büyüktür. Şimdi burada da saf su vardı. pH değeri 7'den büyük olan bir madde yani bazik bir madde. Diyelim ki pH değeri atıyorum 12 olsun. 7 ile 12 arasında. Şimdi pH değeri 12 olan bir madde hatta 13 olsun hatta. pH değeri 13 olan bir maddeye 7 olan bir madde ilave ediyorsunuz. Yeni pH değeri bu ikisinin arasında olacaktır. 7 ile 13 arasında olacaktır. 13'ten küçük, 7'den de büyük olacaktır. Saf suyu ilave ettiğiniz miktara göre bu değer 12,5 de olabilir. 10 da olabilir, 7,1 de olabilir ya da 7,001'e kadar gidebilir. Ama 7 olamaz ve 13'ten de küçük olması lazım. Dolayısıyla su ilavesi sonrası çamaşır suyuna su ilave ettiğimiz zaman pH değerinin gitgide ne olması lazım? Azalması lazım, azalır. Asitlere su ilave ettiğimiz zaman pH değeri artar, bazlara ilave ettiğimiz zaman azalır. Ama bu unutulabilir, karışabilir. O yüzden bu mantığı unutmayın. Bu mantığa göre artar mı, azalır mı? Karar verin. Devam edelim. Sıvı sabun Sıvı sabun yine dezenfektan olarak kullanılabilir. Öz bakımda kullanılıyor, el yüz temizliğinde sıvı sabun kullanılıyor. Aynı zamanda genel temizlikte de kullanılabilir. Sıvı sabun kaygandır ve bazılar genellikle kaygandır. Bu sebeple sıvı sabunun pH değeri 7'den büyüktür. Yani sıvı sabun bazik bir karaktere sahiptir. Su ilave sonrasında pH değeri ne oluyordu? Bazik madde ilave ettiğimiz zaman azalıyordu. Gazlı içecekler burada görsellerini gördüğünüz gibi gazlı içecekler. Şimdi isimlerinden bahsetmiyorum. Gazlı içecekler sizce asidik karaktere mi sahip, bazik karaktere mi sahip? Tabii ki asidik karaktere sahip. pH değeri dolayısıyla 7'den küçüktür. Su ilave sonrası da pH değerleri gazlı içeceklerin gitgide ne olur? Artar. Peki kireç çözücü olarak kullanılabilir mi? Bakın limon tuzu için, limon tuzu için kireç çözücü olarak kullanılabilir demiştik. Neden? Asit olduğu için. E gazlı içecekler de asittir. Asidik özellik gösterir. O zaman bunlar da kireç çözücü olarak istenirse kullanılabilir. Ama bir gazlı içeceği alıp kireç çözücü olarak kullanmak ister misiniz, İstemez misiniz? Bu sizin tercihinize kalmış. Daha çok içecek olarak, yaygın olarak kullanılıyor. Devam edelim. Lavabo açıcı ben bu görseli internetten aldım. Yani bir markanın görseli ama markaları da şurayla kapattım. Şöyle yapay zeka ile kapattım. Umarım sorun olmaz. Çünkü biz lavabo açıcıları marketten alıyoruz. Lavabo açıcı olarak isimleri de lavabo açıcı olarak üzerinde geçiyor. Ve bunlar kuvvetli bazlardır. Kuvvetli bazlar vardır içerisinde. Ve genellikle sodyum hidroksit bazı. NaOH bazı. Sodyum hidroksit bazı bunların içerisinde vardır. Bu şekilde bir lavabonun mesela borusu burada tıkanıyor. Neden tıkanıyor? Genellikle yağlardan kaynaklı tıkanır. Lavabolara gelen yağlar ya da kirler veya işte burada banyonun giderini de düşünebiliriz. Orada kıllar vesaire buralarda tıkanır ve bunlar bu tıkanan bölgeler yağ asitlerinden de düşünün. Yağlar asidik karakterdedir. Dolayısıyla asidi buradan yok edebilmek için bazik bir maddeye ihtiyacımız var. Kuvvetli bir baza ihtiyacımız var. Dolayısıyla lavabo açıcı bazen de lavabo aç diye yazılır. Lavabo aç şeklinde de yazılır. Lavabo açıcı dediğimiz maddeler kuvvetli bazlardır. Dolayısıyla pH değerleri 7'den büyüktür. Ve su ilave sonrası da pH değeri gitgide ne olur bazların azalır. Ve bu nerede kullanılıyor? Genel temizlikte sadece kullanılıyor. Lavabolarda giderlerin açılmasında kullanılıyor. Karbonat bazik bir maddedir. Karbonat bazik bir maddedir ve yiyecek içeceklerde karbonat kullanılır. Aynı zamanda genel temizlikte de kullanılabilir. Yine karbonatlar ilaç yapımında da kullanılıyor ve pH değeri 7'den büyüktür ve su ilave sonrası da pH değeri gitgide azalır. Devam edelim. Yine günlük hayatta çok kullandığımız sirke. Bu görseli yine internetten aldım. Marka kısımlarını yine yapay zekayla şuralarda falan kapattım ama umarım sorun olmaz. Farklı farklı sirke çeşitleri var. Örneğin işte üzüm sirkesi, elma sirkesi en yaygın olarak kullanılanlardır. İşte üzüm sirkesi, elma sirkesi en yaygın olarak kullanılıyor veya beyaz sirke de var. Mesela beyaz sirke özellikle temizlikte çok yaygın olarak kullanılır. Şimdi sirke asidik karaktere sahiptir. İçerisinde CH3 COOH yani asetik asit hatta bir diğer ismi de bunun sirke ruhudur sirke asididir asetik asit vardır dolayısıyla bu anlamda sirke asidiktir asidik olduğu için diğer asidik maddeler gibi kireç çözücü olarak ne yapılabilir? Kullanılabilir. Aynı zamanda sirke temizlikte çok yaygın olarak kullanılıyor. Bu anlamda dezenfektan olarak da kullanılabilir. Yani yüzeylerin mikroplardan arındırılması için kimyasal olarak da kullanılabilir. Yine sirke yiyecek içeceklerde de kullanılıyor. İşte salataların üzerine sirke dökülüyor gibi. Ve pH değeri asidik olduğu için 7'den küçüktür. Ve su ilavesi sonrasında pH değeri gitgide ne olur? Artar. Diş macunu Diş macunu bazik karaktere sahiptir. Bazik karaktere sahiptir. Ve diş macunu nerede kullanıyoruz? Dişlerimizin temizliğinde kullanıyoruz. Yani öz bakımda kullanıyoruz. Bazik olduğu için pH değeri 7'den büyüktür. Ve su ilavesi sonrasında pH değeri gitgide azalır. Son olarak anti asit mide tableti. Zaten adı ne? Anti asit. Yani asidin antisi. Yani bu bazik karakterlidir ve bu ilaç olarak kullanılır. Anti asit mide tableti bir ilaçtır. Asidik gıdaları çok fazla tükettiğimiz zaman midede rahatsızlıklar olur. Bu rahatsızlıkları gidermek için anti asit mide tabletleri kullanılır. Dolayısıyla pH değeri bu tabletin pH değeri bazik olduğu için 7'den büyüktür. Su ilavesi sonrası da pH değeri gitgide ne olur? Azalır. Azalır. Dolayısıyla bunu suda çözerek içmek istemeyiz. Biz zaten bazik olsun istiyoruz. Yani baziklerini azaltıp kullanırsak etkisini azaltmış oluruz. Aynı şey diş macununda da geçerli. Çok fazla su üzerine dökmemeliyiz. Çünkü etkisini azaltmış oluruz. Zaten dişimizde ağzımızda kalan asidik parçaların giderilmesini istiyoruz bununla. O yüzden suyla çok fazla temas etmememiz gerekiyor. Bazik maddelerin etkisini tam olarak kullanılabilmesi için. Devam edelim ve bununla birlikte birinci başlığımızı bitirmiş olduk. Birinci başlığımız bitti. Günlük hayatta kimya başlığımız bitti. Burada sadece kimyaya bir giriş yapmış olduk. Kimyanın ne olduğunu öğrendik. İşte kimya madde ve maddeler arası etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır. Yani madde bilimidir diyebiliriz kimya için. Aynı zamanda günlük hayatta işte kullandığımız maddeler asidik mi, bazik mi, nerelerde kullanılıyor? Bunları öğrenmiş olduk ve kimyaya dair genel bir fikrimiz oluşmuş oldu. Şu an iyi durumdayız diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Kimyanın alt disiplinleriyle devam edeceğiz. Şimdi kimya bir bilim dalıdır ve çok geniş bir bilim dalıdır. Yani çok fazla uğraş alanı vardır. Dolayısıyla bu çok geniş bir bilim dalının alt başlıkları ayrılması lazım alt disiplinlere ayrılması lazım. Çok fazla kimyanın alt disiplini vardır ama biz burada müfredatta yer alan 6 tane alt disiplini inceleyeceğiz. Bunlar analitik kimya, biyokimya, organik anorganik kimya, fizikokimya ve polimer kimyası olacak. Öncelikle analitik kimya ile başlayalım. Analitik kimya maddelerin kimyasal bileşiminin nitel, nitel ve nicel olarak nicel olarak inceleyen alt disiplindir. Nasıl yani? Örneğin bir deniz suyundan örnek almış olalım. Deniz suyundan bir örnek aldık. Mesela bir bardak deniz suyu aldık. Burada deniz suyun içerisinde hangi maddeler var? Hangi iyonlar var? Diyelim ki bir analiz yaptık ve bunun sonucunda diyoruz ki deniz suyun içerisinde sodyum artı iyonu var, klorür iyonu var, işte hidroksit iyonu var diyorsak burada hangi maddelerin olduğunu tespit etmişsek eğer burada nitel analiz yapmış oluyoruz. Nitel analiz. Peki biz bunları tespit ettik sonra şunu diyorsak örneğin 1 litrelik deniz suyunda 1 litre deniz suyunda 0.5 miligram klorür iyonu var. İşte 0.02 gram sodyum iyonu var diyorsak yani miktarını söylüyorsak eğer burada nicel analiz yapmış oluruz. İşte bir maddenin bileşimini inceleyen alt disiplin analitik kimyadır. Mesela başka bir örnek ben bu örneği çok sık veririm. Mesela uzaydan diyelim ki bir taş parçası yeryüzüne düştü diyelim ki. Mesela 10 kilogramlık bir taş parçası düştü. Şimdi bunun içerisinde hangi metaller var? İşte altın var mı? Gümüş var mı? Bakır var mı? Bunları analiz ettik ve dedik ki işte bu kaya parçasının içerisinde bu taş parçasının içerisinde işte altın var. Gümüş var, civa var, kripton var gibi metalleri tespit ettik, maddeleri tespit ettik. Ne yapmış olduk burada? Hangi maddelerin olduğunu, hangi elementlerin olduğunu tespit ettik. Yani nitel analiz yaptık. Peki şunu dersek, bunun içerisinde altın var ve aynı zamanda işte 5 gram var. 5 gram altın var, 10 kilogramda 5 gramı altın. İşte 20 gramı gümüş, 30 gramı demir gibi sayılarla burada ifade ettiysek yani miktarını ölçtüysek burada nicel analiz yapmış oluruz. Yani daha çok sayılarla işlemlerle uğraşan hesaplama yapan alt disiplin analitik kimyadır. Nicel analiz bileşenlerin miktarını bulmaktır sayısal hesaplamalardır. Nicel analizin bir diğer ismi de kantitatif analizdir ama daha çok niceli kullanacağız burada. Nitel analiz ise nitel analizinde bir diğer ismi kalitatif analizdir. Bileşenleri bulmaktır yani hangi element hangi bileşiklerden oluştuğunu bulmaktır. Olmaktır. Biyokimya, biyokimya ise adı üzerinde zaten biyoloji ile kimyanın birleştiği bir alt disiplindir. Biyolojiyi de tabii yeni yeni görmeye başlıyorsunuz. Biyoloji canlı bilimidir. E biyoloji canlı bilimi, kimyada maddeyi inceleyen bilim dalı. E burada biyokimya ne peki? Biyokimya canlı yapısında meydana gelen kimyasal tepkimeleri inceleyen bilim dalıdır. Canlı yapısındaki burada anahtar kelime canlıdır. Canlı, canlı yapısında gerçekleşen Kimyasal olayları inceleyen alt disiplindir. Örneğin işte kan, doku, idrar gibi örneklerin yapısının, ilaçların vücuttaki etki mekanizmaları yani bir ilaç içtiğiniz zaman vücutta hangi tepkimelere girecek bu biyokimya ile ilgilidir. İşte bu konular biyokimyanın ilgi alanına girer. Devam edelim. Organik ve anorganik kimya Şimdi organik kimya demek yapısında temel olarak karbon atomunu içeren, karbon elementini içeren bileşikleri inceleyen alt disiplindir. Ve karbonun sembolü de büyük C harfidir. Dolayısıyla yapısında C yani karbon içeren bileşikleri inceleyen alt disiplindir. Hatta organik kimyaya karbon kimyası da denir. Karbon kimyası da denir. Karbon kimyası Örneğin şu bileşiğin içerisinde bakın karbon var. Karbon, karbon, karbon. Dolayısıyla bu bileşiği organik kimya inceler. Temel olarak karbon, karbon atomunun oluşturduğu bileşikler inceler. Yani yapısında karbon olan ...bileşiklerin neredeyse tamamını organik kimyancılar. Ve genellikle yapısında karbon olan bileşiklerde, organik bileşiklerde hidrojen de vardır. Çok büyük bir kısmında karbon zaten mutlaka olmak zorunda. Organik bir bileşikte karbon mutlaka olmak zorunda. Yanında büyük oranda hidrojen de vardır. Aynı zamanda karbon hidrojenin yanında oksijen de olabilir, azot da olabilir... ...işte fosfor da olabilir, kükürt de olabilir, işte flor, klor, brom da olabilir gibi... ...yani başka tür atomlar da olabilir ama karbon mutlaka olmak zorunda de büyük oranda vardır. Bakın bu örnekte gördüğünüz gibi oksijen de var, mesela azot da var, klor da var gibi. İşte tüm bu bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen alt disiplin organik kimyadır. Organik olmayan, organik olmayan bileşiklerde anorganik bileşiklerdir. Biyoloji dersinde buna inorganik de denir. Fark etmez, ikisi de aynı kapıya çıkar ama biz anorganik kullanacağız. Yani anorganik demek organik olmayan, organik olmayan e şimdi organik neydi? Yapısında temel olarak karbonu içeren bileşiklerdi. O zaman anorganik de yapısında temel olarak karbon olmayan bileşikleri inceleyen alt disiplindir. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen alt disiplindir. Organik bileşikler dışındaki tüm bileşikleri inceler. Örneğin asitlerden hidroklorik asit bakın hidrojen ve klor'dan oluşuyor. Karbon yok. O zaman anorganiktir. Örneğin H2SO4 Bakın hidrojen, kükürt ve oksijenden oluşuyor. Karbon yok o zaman anorganiktir. Örneğin bazılardan sodyum hidroksit, sodyum var, oksijen var, hidrojen var. Karbon yok o zaman anorganiktir. Örneğin tuzlardan sodyum klorür. Bakın sodyum ve klor. Burada karbon yok. Dolayısıyla anorganiktir. Örneğin suyun formülü nedir? H2O hidrojen ve oksijen ne oluşuyor? Karbon yok. O zaman organik değildir. Yani anorganiktir. Dolayısıyla anorganik kimya burada ilgilenir. Dolayısıyla asitler, bazlar, tuzlar, su, metaller, ametaller, yarı metaller, mineraller yani içerisinde karbon olmayan bileşikleri anorganik kimya inceler. Burada anti parantez şunu da söyleyeyim. Yapısında karbon olup da organik olmayan yani anorganik olan az sayıda da olsa bileşik vardır. Örneğin karbon monoksit karbon var ama organik değil. Karbon dioksit organik değil. İşte mesela sodyum siyanür karbon var ama organik değil. Sodyum karbonat karbon var ama organik değil. Aynı zamanda asitler bazıların tamamı anorganik değildir. Örneğin CH3COOH bir asittir, sirke asittir ve organiktir. Örneğin HCOOH bu formik asittir ve organiktir. Aynı zamanda organik bazlar da vardır. Yani organik asit ve organik bazlar da vardır ama asit ve bazların çoğusu anorganiktir. Ve bunu da anti parantez olarak bu örneği almış olun. Yani karbon olup da organik olmayan az sayıda da olsa bileşik vardır ve bunları da yine anorganik kimya inceler. Devam edelim. Fizikokimya aynı biyokimya gibi fizikokimya da fizikle kimyanın birleştiği bir alt disiplindir. Tabi fizik dersini de yeni yeni görüyorsunuz. Fizik deyince aklımıza şunlar gelebilir. İşte enerji, iş, verim, hız gibi olayları fizik inceler ve bunlarla ilgili işte bir makinenin tasarlanması vesaire bu fiziko kimya ile ilgilidir. Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji iş dönüşümlerini inceleyen alt disiplin fiziko kimyadır. Kimyasal tepkimelerde moleküllerin hızı, hareketi, birbiriyle etkileşimi sırasındaki enerji değişiminin incelenmesi fiziko kimyanın uğraş alanıdır diyebiliriz. Son inceleyeceğimiz alt disiplin ise polimer kimyasıdır. Şimdi polimer ne demek? Öncelikle poli Latince çok anlamına geliyor. Çok. Mer de tekrar eden parçadır. Polimer dolayısıyla çoklu tekrar eden parçalardır. Elimizde bir monomer var. Monomer, monomer bu monomeri yüzlerce, binlerce birleştiriyoruz ve büyük bir molekül elde ediyoruz. İşte buna polimer adı verilir ve polimerlerin tüm özelliklerini inceleyen, kullanım alanlarını inceleyen alt disiplinde dolayısıyla polimer kimyasıdır. Polimerler doğal da olabilir, doğal polimerler de vardır. Yapay polimerler de vardır. Yani bizim ürettiğimiz yapay polimerler de vardır. Örneğin PET şişeler, işte tek kullanımlık bıçak, çatal, kaşık veya tek kullanımlık içecek şişeleri, kapları vesaire. Bunların hepsi polimere, yapay polimere örnek verilebilir. Plastikler yine aynı şekilde. Plastik ve plastikten üretilen tüm maddeler, işte oyuncaklar, mutfakta kullandığımız maddeler, bunların hepsi polimerdir. Hepsi yapay polimerlerdir. Polimerlerin oluşumunu kullanım alanlarını özelliklerini inceleyen alt disiplindir. Çok sayıda küçük birimin yani monomerin monoda latince tek anlamına gelir. Tek bir parça var. Bu parçayı ardarda ardarda birleştiriyoruz ve büyük bir molekül elde ediyoruz. İşte buna polimer denir. Doğal polimerler, örneğin protein doğal bir polimerdir. İşte amino asitlerin birleşmesiyle proteinler oluşur. Karbonhidratlar doğal polimerdir. Örneğin PVC, polivinil klorür, işte pencere kapı profillerinde kullanılan PVC yapay bir polimerdir. İşte teflon tavalar, plastikler bunlar yapay polimerlere örnek olarak gösterilebilir. Şimdi etkinliklerle devam edeceğiz. Bu iki konu için iki tane etkinliğimiz var. Birinci etkinlikle başlayalım. Deniz suyundan alınan örneği inceleyen bir kimyager örnek numunelerin bileşimini ve kimyasal maddelerin miktarlarını belirlemiştir. Burada dört tane şimdi cümle var. Her bir adımda kimyager, burada kimyager bunları yapıyor. Kimyanın hangi alt disiplinlerinden faydalanmıştır yazınız. Sırayla biz de yazalım. Şimdi deniz suyundan alınan örneği inceleyen bir kimyager ne yapıyor? bu deniz suyundaki numunenin bileşimini, bileşimini ve kimyasal maddelerin miktarlarını belirliyor. Yani deniz suyun içerisinde hangi iyonlar var, hangi maddeler var bunu belirliyor ve bunların miktarlarını belirliyor. Bu hangi alt disiplinden faydalanmıştır? Analitik kimyadan faydalanmıştır. Dolayısıyla bu analitik kimya. Peki daha sonra suyun içinde bulunan klorür, sodyum, magnezyum, kalsiyum gibi iyonların yapısını incelemiştir. Peki bu maddeler sizce organik maddeler midir? Organik olmayan maddeler midir? E bu maddelerin içerisinde karbon yok ki dolayısıyla bunlar anorganik maddelerdir. Dolayısıyla bunların yapılarını inceliyorsa bu anorganik kimya ile ilgilidir. Anorganik kimya ile ilgilidir. Sonrasında deniz suyunun insan sağlığını etkilerini incelemek için ki deniz suyu gerçekten insan sağlığını olumsuz yönde etkiler. Örneğin denizde yüzerken deniz suyunu yutarsanız hızlı bir şekilde o su işte sudaki basıncı arttır, vücudunuzdaki basıncı arttırır, işte kalp daha hızlı çarpmaya başlar ve olumsuz durumlar ortaya çıkar. Ve burada da kimyager deniz suyunun insan sağlığının üzerindeki etkilerini incelemek için gönüllülerden kan ve idrar örnekleri almış ayrıca kalp atış hızlarını incelemiştir. Burada özellikle deniz suyunun insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelemek canlı yapısındaki canlılar üzerindeki etkisini incelediği için bu hangi alt disiplinle ilgilidir? Biyokimya ile ilgilidir. Biyokimya. Son olarak deniz suyuna bazı metal parçaları atarak tepkime hızını incelemiştir. Tepkimenin hızına bakmış. Bu ne ile ilgilidir peki? Fiziko kimya ile ilgilidir. Dolayısıyla dördün cevabı da fiziko kimyadır. Fiziko kimyadır. Devam edelim. 9A sınıfından Ali turşunun turşunun ki bu map kitabında da buna benzer bir etkinlik vardı. Oradan hareketle bunu aldım. Oradan hareketle başka bir etkinlik yazdım. Ali turşunun metal kaplarda neden saklanamadığını araştırmaktadır. Şimdi biz günlük hayatta mesela turşuyu kendimiz yaptığımız zaman veya marketlerden aldığımız zaman bu hangi kaplarda saklanıyor? Plastik kaplarda saklanıyor. Metal bir kapta saklanmıyor. Metal kapta turşu saklanmaz. Peki neden saklanmaz? Ali bunu araştırıyor ve bunun için bir deney tasarlıyor. Burada erlen mayerlerimiz var, erlenlerimiz var ve erlenin içerisinde burada altta da yazdım. Bunun için yukarıdaki deneyi tasarlamış Erlen maya içerisinde asidik çözelti, hidroklorik asit çözelsi var. HCl çözelsi var. Yani kuvvetli bir asit var. Asit var. Balonun içinde de kalsiyum metali bulunuyor. Burada da balonun içerisinde kalsiyum metali var. Daha sonra balon işte eliyle buradan yukarıdan kalsiyum metalini burada asit çözelsinin üzerine döküyor. Ve daha sonra balonun şiştiğini gözlemliyor. Bununla ilgili 3 tane sorumuz var. Ali deneyi hangi hipotezi test etmek üzere tasarlamıştır? Şimdi Ali'nin iki tane hipotezi olabilir. Birincisi metallerle asit tepkimeye girer ya da metallerle asit tepkimeye girmez. Yani metallerle asit tepkimeye gireri de burada ölçmüş, test etmiş olabilir. Girmez de test etmiş olabilir. Dolayısıyla buradaki hipotez metallerle, metallerle, çünkü metalle, metalle burada kalsiyum metali var, asidi etkileştiriyor. Metallerle asit... Tepkimeye Tepkimeye Girer Girer girebilir ya da Ya da giremez Giremez İkisinden biri hipotezini burada Yapmak için test etmek için bu deneyi düzenini tasarlamış Peki balonun şişmesi bize neyi ifade ediyor neden burada balon şişmiştir Çünkü buradaki kalsiyum metali asidin üzerine döküldüğü zaman demek ki demek ki Bu metal bu metal asitle etkileşime girmiş ve burada gazlara açığa çıkmış. Yani burada bir tepkime gerçekleşmiş ve bu tepkimenin sonucunda bu gazlar balonu ne yapmış? Şişirmiş. Dolayısıyla balonun şişmesi neyi ifade ediyor? Metalle asidin, metal ile metal ile asidin tepkimeye girdiğini ifade ediyor. Tepkimeye, tepkimeye girdiğini ifade eder. Peki, deney sonuçları metal kaplarda turşu saklama ile ilgili hangi sonuçları ortaya çıkartmaktadır? E bunun sonucunda ben bu deneyi yaptıktan sonra artık biliyorum ki metalle asitler tepkimeye giriyor. Dolayısıyla metal bir kabın üzerine turşu dökersem ki turşu asidiktir. Turşunun üzerine asit ilave edilir. ile turşu genellikle yapılır. Dolayısıyla sirke asit e metal kap metalden oluşuyor. Burada tepkime olur. E o zaman metal kaplarda turşu saklanamaz sonucuna ulaşırım. Metal kaplarda turşu turşu saklanamaz. Saklanamaz diyerek dersimizi burada bitirmiş olduk. 9. sınıf kimya yeni müfredata uygun bir şekilde 9. sınıf kimyanın ilk dersini burada bitirmiş olduk. Umarım sizin için de güzel bir ders geçmiştir. Burada bir önceki derste söylemiştim ama burada tekrardan söyleyeyim. Özellikle burada 9. sınıf kimya açıklamalar kısmında ilk yoruma sabitleyeceğim. Oynatma listesini özellikle kaydedin. Burada sene boyunca 9. sınıf müfrahatı ile ilgili konu anlatımlarımız bu oynatma listesine eklenecek. Aynı zamanda sınav dönemlerinizde de sınav hazırlık çalışmaları da yine bu oynatma listesini ekliyor olacağım. İsterseniz kanalı abone olarak da takip edebilirsiniz. Abone olarak daha rahat takip edebilirsiniz. Hem de abone olarak bana da destek vermiş olursunuz, eğer isterseniz tabi. Ama en kötü oynatma listesini bence mutlaka. Yani eğer şu an abone olmak için erken olduğunu düşünüyorsanız abone olmayıp oynatma listesini takip edebilirsiniz. İstediğiniz zamanı Tabii ki abone olabilirsiniz diyelim ve bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.